Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine ben böyle kahvaltı masasından açılış yapıyorum. Annemleri Kaynaklar Köyü'ne getirdik. Burada güzel bir kahvaltı yapalım dedik. Böyle de güzel bir serpme kahvaltımız geldi. Bir de ortaya sucuklu yumurta söyledik. Ve iki tane gözleme söylemiştik değil mi? Biri patlıcanlı, biri de ıspanaklı. Şöyle size manzaramızı da göstereyim. Annemle babamı da göstereyim. Böyle Mavi Şimdiler'in yerine geldi. Çok güzel bir köy manzaramız var. Şimdi bize afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık. Size şöyle son kez manzaramızı göstereyim. Şöyle Kaynaklar Köyü manzarası. Artık gidiyoruz. Buradan da Kemeraltı'na gideriz diye düşünüyorum. Bayağı güzeldi. Gözlemeleri çekemedim gelir gelmez. Böyle hemen sıcak sıcak yedik. İyi oldu bizim için. Burayı da size öneririm. Kaynaklarda Mavi Şinine'nin yeriydi sanırım. Mavi Şinine'ydi. Güzel bir yer gayet. Bakın biz Kemeraltı'ndan çıktık. Nereye geldik? Kemeraltı kısmını vloglamadım çünkü orası birazcık yorucuydu. Hem yollar bozuk olduğu için hem de yaya olarak bile yürümek çok zordu. O yüzden oraları hiç vloglamadım. Eski Foça'ya geldik tekrardan. Bana şimdi dersiniz Göksu sürekli Eski Foça'ya gidiyorsun ama burayı annemle babam da görsün istedik. Aslında İzmir'de tabii ki de gezilecek çok daha güzel yerler var. Urla, Güzelbahçe, Seferihisar gibi. Ama biz burayı çok sevdiğimiz için annemle babam da buraları görsün istedik. Bakın gelir gelmez de ne gördüm? Deniz analarını. Bunlar zaten haberleri çıkmıştı. Foça'yı deniz anaları bastı diye. Sanırım bunlar zehirli deniz anası. Dokunmamak gerekiyormuş. Öyle bir şey görmüştüm. Bayağı da çok gerçekten de. Şu kısımlarda da var. Bütün her yeri sarmış. Tabii bizim haberlerde gördüğümüzde biraz daha fazla vardı. Sanki bir tık azalmış gibi. Buralar böyle geçilmeyecek gibiydi çünkü hiç. Çok ilginç. Ben de ilk defa görüyorum bu arada böyle. Şu mesela bayağı ilginç. Bu arada hava o kadar güzel ki. Aa, buralarda da dolu. Bayağı çokmuş bu kısımda deniz anası. Hava çok güzel. Böyle ne çok sıcak ne de çok soğuk. Böyle ben de hatta şöyle bu ince dantel gibi bir tane ceketim var. Bunu giydim. Tam bu mevsimde gelinmesi gerekiyor sanırım Foça'ya. Gerçekten çok güzel. Daha önce geldiğimizde böyle bir sıcak basmıştı. Şu an çok iyi. Bu kısımlarda bayağı doluymuş. O girişte değil de burada bayağı çok. Bunlar renkli olduğu için zehirli diyorlar ama bilmiyorum tabii. Şu an bir dokunasım geldi. Biz de pazar günü geldik. Buraya da böyle bir alan kurulmuş. Şurada zeytin yapıyorlar. Burada Foça yoğurdu var. Biber satıyorlar, reçeller satıyorlar. Biz de hatta yol üzeri durduk. Dut reçeli aldık ve karadut suyu konsantresi aldık. Burada da çok fazla vardı yol üstü. İkisini 1 litrelik konsantre ve işte bir kavanoz artık ne kadar var bilmiyorum. Büyük bir kavanozdu. Dut reçelini 200 liraya aldık. İyidir herhalde sanırım. Ve tabii ki bu köprüde de annemle babama bol bol fotoğraf çektim. Biz çekilmedik çünkü yeterince fotoğrafımız var burada. Evet. Zaten buraya annemle babamı gezdirmeye geldik bugün. Evet. Zaten çok gezdik burada. Babam canlı yayın açmış olabilir şu an Facebook'ta. Galiba canlı yayın açtı. Tanıtım yapıyor. 2-3 gündür Facebook'ta düzenli olarak canlı yayın açıyor. Gobetçi daha gelip işte çekiyor. Evet. Ne oldu? Canlı yayında değil mi? Burada şimdi. Video mu çektin? Sonradan koyacaksın sorusuna. Öyle. Şimdi her zamanki restoranta gideceğiz. Orada bakalım peygamber balığı varsa peygamber balığı yiyeceğiz. Evet. Eğer varsa şansımız. Şansımıza varsa. İnşallah annemle babamın şansına vardır. Buralara kadar deniz anaları gelmiş. Ayağı var. Yani bayağı var diyorum. Belli bazı kısımlarda yok, bazı kısımda var. Biraz önce mesela birisi yüzüyordu. Onun yüzdüğü kısımda yoktu. Mesela burada biraz daha az dedim ama şurada da varmış. Böyle.
Bizim restoranta geldik. Şu liman restorant. Galiba her geldiğimizde hep buradan yedik. Hiç farklı bir yerden yemedik. Yine buradan yiyeceğiz. Biz geldik ama yine peygamber balığı yokmuş. O yüzden şöyle levrek yapılacak. Geçen en son geldiğimizde de levrek olmuştu galiba. Evet, domatesli, böyle soğanlı, biberli. Güzel bir kavurma olacak. Şimdi mezelerimizi seçelim. Mezelerimizi seçtik. Emre her zamanki gibi tabii temiz otlu söyledi. Ben bir deniz börülcesi söyledim. Bir de ne söyledi? Ha, karışık ot. Patlıcanlı bir şey. Bir de şu da var. Ha evet, bu kabak mezesi. Kabak girit mezesi. Bir de ne söyledi? Karışık ot tabağı söyledik ama onu ayarlayacaklar, şu an burada yok. Onda gelince çekerim. Başka bir şey söylemedik sanırım. Yok, başka bir şey yok. Şimdi de midye söyleyeceğim. Ha, midye söyleyeceksin. Bir de olmaz, karides olmaz. Söyledik. Tamam, yeter. Bayağı söyledik yine. Evet. Emre'nin tabii olmazsa olmazı midye yine söyledi. Babam bakmıyor bile. Yedem ben bir tane. Sevmiyorum. Babam sevmiyormuş hiçbir şekilde. Görmek daha iyi istemiyor. Emre sana o tarafta ye. Çok güzel oluyor. Mezelerimiz geldi. Bu kabaklı girit mezesi, deniz börülcesi ve temiz otu. Bir de karışık ot tabağımız gelecek değil mi? Başka yok galiba. Yok, başka bir şey yok. Karışık ot tabağımız da geldi ama geçenki daha güzeldi galiba ya. Böyle dumanın üstündeydi. Evet. Bak şu anda kaynıyor. Öyle mi? Kaynıyor, kaynıyor mu? Evet. Şuradan kaynadığını görmüşüz, evet. Hemen tadına bakmak istiyorum. Bunu bayağı özledim. Emrah'la kendimize ikimiz yiyeceğiz. Hepimize karides söyledik. Annemler bunu da yemeyecek. Biz evet, yiyeceğiz. Böyle hemen başlayalım, ekmeğimiz gelsin de. Çünkü çok güzel kızarmış. Son olarak böyle balığımız da geldi. Çok güzel görünüyor. Bunu bu sefer iki tabak şeklinde yapmışlar. Böyle annemlerin buraya. Bir de bizim böyle. Şimdi Emrah başladı bile. Afiyet olsun bize artık. Yemeğimizi yedik. Şimdi çarşıya geldik. Buradan da bir dondurma alıp eve gitmeyi düşünüyoruz. Bayağı da zaten yemekten sonra ağırlık çöktü. Şurada bir yerde böyle uzun bir kuyruğu olan dondurmacı vardı. Oraya gideceğiz. İnşallah kapanmadıysa. Emrah'la annem yemeyecek. Biz de babamla dondurma sırasına gireceğiz. Gerçekten açıkmış ve bayağı sıra var. Ne? Nazmi Usta diyor. Sanırım meşhur bir dondurmacı. Biz de şimdi babamla önden geldik. Sıraya gireceğiz. Şöyle bayağı bir sıra var. Bakın biz bir anda yine West Park'a geldik. Şu anda yerimizi değiştirdik. Koçadan çıktık. Yol üzeri dedik ki West Park'a uğrayalım. Buradaki Madame Coco bayağı bir büyük. Yani benim gördüğüm en büyük Madame Coco mağazası. Ve birçok ürün var. Yani olmayan bir ürün yok. Böyle geçmiş sezondaki ürünler de var. O yüzden ben buraya gelmeyi seviyorum. Buraya geldiğim zaman da sadece zaten Madame Coco'ya giriyorum. İyi oluyor. Böyle indirimde de ürünler varmış bayağı. Biraz bakayım. Bir şeyler alırsam sizinle de paylaşırım. Şurada benim kahvaltı tabaklarımdan var. Bunlardan biraz daha alsam mı diyorum, bilmiyorum. Ne kadara düşmüş? 109 lira. %50 artı %20 indirim olacak. Bir bunları hesaplayayım. Belki alırım. Aslında şöyle bir söğüş tabağı istiyorum, iki tane. Alabilirim. Bu da 200 liradan %50 artı %20 olacak. Bakayım. Şunlar da benim kahvaltı için olan tabaklarım aslında. Bir bundan almıştım. Bir de servis tabağı almıştım büyük. Böyle kendim set yapmıştım farklı farklı modellerden. Şöyle. Şu servis tabaklarından almıştım. Bir de o yemek kasesi gibi kaselerden almıştım. Bunlar da çok güzelmiş. Bunları görmemiştim. Bu pastalık da çok güzelmiş. Bunun fiyatı ne kadar? Fiyat kısmı çıkarılmış. Bakın bazen bana videolarda soruyorsunuz kremi tabaklarını nereden aldın diye. Bunlar da benim yemek için, akşam yemeği için kullandığım tabaklarım. Bunları da Madame Coco'dan aldım. Böyle set hali değildi. Tabii kendim set yaptım. 204 lira. Bunlar da %50 artı %20 indirimde. Bir de bunların böyle salata kaselerini aldım ama şu değil. Ha şu. Şöyle
salata kaselerinden de almıştım. Böyle kendim takım yaptım bunları. Acaba böyle mi alsam bu sefer kahvaltı için, biraz farklı bir renk mi olsa, yoksa mavi mi devam etsem bilmiyorum. Ben böyle her geldiğimde yavaş yavaş ikişer üçer alıyorum her zaman. Nasıl yapsam bilemedim. Ha, baharatlık da çok güzelmiş. Ama sağ olsun Ayşe'cim bana güzel bir baharatlık gibi, yani böyle çay kahve koymaya güzel bir takım aldığı için gerek yok şu an böyle bir şeye. Bu benim kiremit tabaklarımın böyle şu bir yeşili galiba. Böyle bu rengi de var. Bunları da çok beğenmiştim. Hatta bu iki renk arasında kararsız kalmıştım. En son dedim ki biraz daha kırmızıya kaçıyor diye şunu alayım dedim. Çünkü mutfaktaki bazı eşyalarımı kırmızı yapıyorum. Acaba böyle bir set mi yapsam yine bilmiyorum ya. Nasıl yapsam bilmiyorum. Bir kararsızım. Annem de kendine böyle su bardağı beğendi. Bunlardan kaç tane alacak Emrah? 12 tane alacak. 12 tane böyle. Bunlar da indirimde. 200 liradan %50 artı yine %20. Evet, 3 al 2 öde var. Yani 200 liraya geliyor. Evet, tüm cam ürünlerinde 3 al 2 öde varmış. Mantıklı. Evet. Güzel bir indirim var burada. Bakalım kasada ne kadara gelecek onlar. Burada kahve bardakları da var. Bunlara da bakabiliriz. Aa, bu tam bana göre böyle minik bir kahve bardağı. Aa, burada da güzel bir kahve bardağı var. Bunlar ne kadarmış bir bakalım. Acaba bunun modeli hangisinde? Çok karışık burası birazcık. Şu da güzelmiş aslında ya. Böyle kahvaltıda çay da iyi olur, kahve de iyi olur. Madame Coco'dan çıktık, Kraliçe'ye girdik. Aldıklarımı şimdi size göstermedim ama evde göstereyim. Gerçi ben bir şey almadım, annem aldı. Buradan da bir şeyler bakacak sanırım. Burada da bayağı bir indirim varmış. Bir alana bir bedava var. Ama böyle normal şeylerde yok sanırım. Tabak bardak yok. Tencerelerde var. Bunlar yeni mi çıkmış? Çok güzelmiş. Bayağı güzelmiş bunlar. Ne kadar? Tanesi mi acaba 229 lira? Bunlar çok güzelmiş. Ben pasta tabaklarımı buradan almıştım. Aa, aşırı güzel bir şey gördüm. Bu sete bayıldım şimdi. Zaten ben bunu internette görmüştüm. Burada da yeni görüyorum. Şundan almıştım. 59 lira bu. Bundan aldım ama şunlardan almadım. Bunlar hologramlı. Evet, kenarları hologramlı. Çok güzelmiş. Bunun değil. Çünkü benim aldığım da kenara hologramlı değil. Yan korktum acaba bu hologramlı mı diye. Su bardakları da çok güzelmiş. Bunlarda bir alana bir hediye var. 119 lira. Çok hoşmuş bunlardan. Komple böyle bir alana bir hediye var bu takımda. Çok iyi ama biraz fiyatları yüksek. Mesela bunu beğendim. Bu 649 lira. Gerçi bu ürünü alınca bir tane de bedavaya gelmiş olacak ama bilmiyorum, yine de biraz fiyatı yüksek. Şu tereyağlı da çok beğendim. Bu da çok güzel. Bu ne kadarmış bakayım. Bu da 289 liraymış. Bunların altında çok güzel bir su bardağı gördüm. Şu. Çok beğendim. Şöyle göstereyim. Bundan 4 tane almayı düşünüyorum. Bir alana bir bedava varmış. Aslında şöyle bir rengi de var ama ben böyle çok pembe renklerini sevmiyorum. O yüzden şu koyuyu alacağım. Bu da tam siyah değil. Biraz böyle füme gibi, yeşilimsi gibi bir renk ama en azından koyu olduğu için bunu alayım diyorum. Bundan 4 tane alacağım. Bunlar da güzel ama ben renkli bardak sevmiyorum. O yüzden bunlara bakmıyorum. Şunların kırığı yoksa 4 tane alayım. Bu arada şurada görmüşken göstereyim. Ay, bardakları kırıyordum az daha. Bu benim pasta tabaklarımı soruyorsunuz hep. Ben bunları Karaca'dan aldım. Set hali değil, tekli olarak satılıyordu. Buradan kendim set yaptım. Bu arada bardakları da babacım aldı. Teşekkür ederim. Sesine bereket. Sağ ol babacım. Böyle 4 tane su bardağı aldım. Çok şık. İnşallah güzel günlerde kullanırız. İnşallah. Biz
biz eve geldik. Size aldıklarımı göstereyim. Bunu ben kemer altından kendime aldım. Biraz önce Karaca'da gösterdiğim bu hologramlı bir set vardı. Onun aynısı. Zaten o sette de bu hologramlı değildi. Bunu 200 liraya almıştık galiba, değil mi? Evet, biz de aldık. Yani çok ama güzel. Aynı fiyatmış. Çünkü bir alana bir bedava vardı Karaca'da. Yani 3 tane 59 liradan hesap etsene be. 6 tane var bunun içinde. 60, 120, 180. Yani 176 lira. Evet, hatta bu daha uyguna geliyor. Ama çok güzel. Evet. Çok şey bu ya. Diyorum. Karaca'daki daha uyguna geliyor. Biz bunu 200 liraya aldık kemer altından, ama olsun artık, sağlık olsun. Ben de çok beğendim. Böyle kahvenin yanında böyle ufak lokum koymaya çok iyi. Böyle çikolata lokum koymaya. O yüzden aldım. Bir de böyle bir şey aldım. Bu da çerezlik. Bunu kemer altından aldım ama Karaca'da bir alana bir bedava olduğu için daha mantıklıymış aslında. Ya zaten bazen kemer altı ucuz diyoruz ama kemer altı aslında daha pahalı gibi geliyor. Evet. Bunun bir de tabağı var. Şu. Bunun tabağı yalnız Karaca'da hologramlı. Bunlar hologramsız ama bu hologramlıydı. Bu hologramsız aldım ben bunu. Bence hologram olsa daha güzel olurdu gibime geliyor. Evet. O yüzden Karaca'dan birkaç bir şey almam lazım. Düşündüm de şimdi. Güzelmiş. Evet, ben de sevdim. Bayağı kötü kokuyor bu kutu. Niye öyleyse? Burada yol üzeri Foça'da giderken dut reçeli aldık. Bunda babamın dişi ne yaptı? İmplant mı? İmplant yaptırdı. Yanağında işte böyle yara oluştu. Evet. O yüzden hani iyi gelsin diye. Bir de böyle... Şöyle göstereyim. Hatta açabilirsem açayım da. Konsantre içecek aldık, karadut suyunun. Açabilirim. Bence açamayacaksın. Aa, evet, açamayacağım. Ama çok güzel. Böyle bayağı kıvamlı. Zaten belli oluyordur. Evet, bayağı kıvamlı. Oluyor. Güzel. Bunu böyle peynirle falan yemeyi ben çok seviyorum. Burada başka ne almışız? Bu ilaç. Annemin saçını boyayacağım. Yani Emren annesinin saçını boyayacağım. O yüzden böyle bir şey aldım aslında. Ben bir tane de boya aldım. Bu da benim kendi annemin boya markasından. Başka. Zaten şu bardakları göstermiştim aldım diye. Bunlara bayıldım. Eğer başka bir Karaca'da iki tane daha bulursam almak istiyorum. Bunlar çok hoş gerçekten. Evet. Yani 6 tane su bardağım olsun böyle. Bunları kullanmayacağım kızlar. Şimdi diyeceksiniz ki ne yapıyorsun yoksa. Bunlar Fransa'ya gidecek. Bunları valizle Fransa'ya götüreceğim. Hiç böyle kullanmayı düşünmüyorum. Direkt bunları da kutusuyla yukarıya kaldıracağım dolaba. Burada da annemin aldıklarına bakalım. O böyle bir şey almış. Bu şey koymak için bakıyorduk ya, hatırlıyor musun? Sabunluk mu? Bir şey koymak için aldı onu. Ha, sünger, sabun, ha, sünger, falan sabunluk, öyle. Evet. Şey mutfak düzenleyicisi onun için. Bir de su bardağı aldı galiba, değil mi? Başka bir şey almadım adam takadan. Bunu zaten orada göstermiştim. Bundan bana da al dedi ama ben de senden almak istemiyorum. Bundan aynısını annemin vardı. Benim kendi annemin. Böyle makine yaptıkça şunlar çok çıktı ya. O yüzden ben bunu sevemedim ama annem de dedi ki, yani Emren annesi, çıkmaz dedi makinede. İnşallah onun çıkmaz. O yüzden ben bunlardan almadım. 12 tane aldı galiba bundan. 12 tane aldı, evet, tamam. Evet. Başka bir şey aldık mı? Dur bir saniye, aldık. Bir de annem kemer altına şunları aldı. Kendine bundan 3 tane aldı. Bunun içine bal koyacak. Bu pazar videomuz vardı. Pazarda petek balı almıştık. Onları bunun içine saklayacakmış. Bir de bunları Elvan'a aldı. Şöyle bir çay tabağı. Bir de çay bardağı var bunun. Göstereceğim. Bunun bardakları güzeldi ama. İkisi ayrı. Takım yaptık orada. Bunları Elvan'a aldı. Bak üzerine şeyle koy, bardağa bakın, görebilirsin şu an. Bardak nerede acaba ya? Bardak nerede? Şimdi olması lazım. Değil mi? Bunlar da yok. Hayır. Bardak yok. Bu ne? Bilmiyorum ki. Ha, bu annenle fotoğraf çekilmişti galiba. He, onu da göstereyim. Evet. Bu da kayınvalidemle kayınpederim. İzmir hatırası. Böyle fotoğraf çekildiler. Şipşak fotoğraf. Bundan bir tane aldık. Ama bardak yok. Bir ona bakayım.
Bardağı buldum. Bu ayrı bir poşetteymiş. Bu poşeti görmemiştim. Nasıl açacağım şimdi bunu? Şöyle bir tanesini göstermem yeterli. Şu ikisini böyle takım yaptık. Bir de bu salınmıyor. Evet, yani şöyle bakın. Hı-hı. Bayağı çaylar. Güzel gerçekten. Güzel. Yani şöyle sallanmıyor olması iyi bir şey. Güzeldi. Bunlardan da kaç tane aldı? 12 tane yaptı böyle. Bunları Elvan aldı. O da güzel günlerde kullanır inşallah. Böyle. Başka da bir şey almadık. Değil mi? Almadık diye şey hatırlıyorum. Bu kadar. Kemeraltı'ndan aldıklarımız böyleydi. Westpark'tan aldıklarımız böyleydi. Ben en çok, yalan söylemeyeyim, aldığım şunları beğendim Kemeraltı'ndan. Hatta bunlar... Ama yine diyorum, Karacalar keşke hurufları alsaydım. Bence daha güzel olurdu. O zaman bir sonraki alışveriş videosunda bir sonraki alışveriş videosunu alırım. Çünkü şöyle şunun düz hologramlı tabağı vardı. Onlara bayıldım, böyle kahvaltıda falan koymak için güzel olur. Bunun hologramlısını alayım bir sonraki Karaca videosunda. Yani alışveriş videosunda. Kapanış yapacağım şimdi. Aslında kendimi hiç göstermek istemiyordum. Çünkü bugün bayağı bir yorulduk. Kemeraltıydı, forçaydı, kahvaltıydı falan derken sabah saat 10'da evden çıktık. Ve şu an saat kaç onu bile bilmiyorum. Bayağı yorulduk. Annemler hatta uyudu bile şu anda. O yüzden kendimi hiç göstermek istemiyordum. Bayağı kötü görünüyorum. Kusura bakmayın. Artık inşallah bu videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.